Herkese merhabalar. Evet, merak etme sen diye bu yayını açtım. Bugün sürpriz bir yayın olsun istedim. Kendi sayfama gelen sorulardan yine, evet, soruyu yazanlar bak hemen şu an belirdi. Bana özelden yazan arkadaşlarımız çok oldu yine. Bugün, evet, derste olanlar dersinize devam edin. Yine dedim böyle buradan bir canlı yayın, en azından sormaya çekinen olur. Sorup hemen sıcağı sıcağına canlı yayınla bunu duyması hoşuna giden arkadaşlarımız olur veya yetişemediklerimiz olur. Bir canlı yayın açalım, kısa bir sohbet edelim. Evet, sizi duydum yani. Böyle için için kalpten bir şeyler gönderdiniz. Ben de bu yayını açayım dedim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bütün dualarınızın kabul olacağı bir ay olsun. İnşallah bir sonraki Ramazan ayında sizler artık akademide, bizim akademimizden oradaki akademiye, Adalet Akademisi'ne gideceğiniz bir Ramazan ayını inşallah seneye bu tarihlerde yaşamış olursunuz diye güzel temennilerimizi şu mübarek günlerde ifade ederek, dualarımızı da sizler için söyleyerek girizgahımızı yapalım. Sevgili arkadaşlarım, gün geçmiyor ki Sayın Adalet Bakanımız veya kıymetli karar vericilerimiz güzel güzel haberleriyle bizleri düşündürmesinler. Düşündürüyorlar. Yeni yeni şeylerle düşündürüyorlar. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Tabii bize de birazcık daha böyle onları sizlerin bilmesi gerekenler şekliyle böyle bir kısaltmaya çalışarak, özetlemeye çalışarak anlatmaya çalışmak kalıyor. Gücümüz de buna yeterse, enerjimiz de yeterse ne mutlu bize. Tabii ki burada önemli olan kısım arkadaşlar, sizlerin, özellikle 2021 sınavına girecek arkadaşlarımızın ne olacağıyla alakalı acaba bir şeyleri düşünmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu noktasında bir soru işaretlerinin giderilmeye çalışılması. Hatırlayacaksınız, 10 maddede hakim savcı yardımcılığını paylaşmıştım. Hala sayfada duruyor. Google'a da yazarsınız 10 maddede hakim savcı yardımcılığı diye. Dolayısıyla oradan da buna erişebilirsiniz. Orada söylediğimin dışında başka bir şey duymadım açıkçası. Sayın Adalet Bakanımız bugün bir yıl Adalet Akademisi eğitim sürecinin olacağından, iki yıl efendim kıdemli eğitici hakim savcının yanında bir hakim savcı yardımcılığı olarak onların rahleyi tedrisatından geçerek bu mesleklere başlanacağından bahsetti ki o 10 maddede bunlara zaten yer vermiştik. Şu an hazırlık süreçleri hakim savcı yardımcılığının uzun bir süredir devam ediyor. Hakim savcı yardımcılığı çalıştayı yapılmıştı. Üniversitemizle birlikte ben o çalıştaya da katılmıştım. Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalıştayda bunların önemli bir kısmı zaten orada bahsedilmişti. Bir kısmında birazcık azaltmaya gidilmiş. Süre en başta 4+1 olarak düşünülüyordu. Şimdi 2+1 olarak, yani toplamda 3 yıl planlanmış oldu. Zaten dediğim gibi son paylaşımımda geçtiğimiz haftalarda ona yer vermiştik. Dolayısıyla hakim savcı yardımcılığıyla alakalı o çalıştaydan bugüne neredeyse 2 yıla yakın bir zaman geçti. O gün bugündür benden hep şunu duyarsınız. Yardımcılık çok daha iyi bir sistem, çok daha güzel bir sistem. Kimsenin korkacağı bir sistem değil. Adaleti sağlayacak arkadaşlar olacağınız için adaletin sağlıklı tesisinin çok önemli olduğunu hepimiz zaten kanıksadığımız bir durum olduğu için zaten bu yardımcılığın arkadaşlar bizim için iyi bir gelişme olduğunu bir kere hemfikir olalım. Bunu bir kenara koyalım. Diğer bir husus, herkesin yıllardır konuştuğu, efendim şunun duyumu var, bunun duyumu var. O duyumlar her gün değişir, o duyumlar şartlar değişikçe değişir, o duyumlar yeni bir gelişme oldukça değişir. Bizim öğrencilere aşılamamız gereken şey duyumlar değildir. Bizim öğrencilere aşılamamız gereken şey açılacak ilk sınava bu öğrencilerin hazır olması noktasında motivasyon vermektir. Yıllardır kendimde gördüğüm sorumluluk bu. Benim Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yani 780 bin kilometre kare içerisinde hakimlik, savcılık mesleğini ifa etmek isteyen arkadaşlarım, 2022 sınavı
Eylül'de de olsa, Ekim'de de olsa, Kasım'da da olsa, Aralık'ta da olsa son sınıflar dahil girilebilecek bir sınav düşüncesi, programı, planı zaten harekette olduğu için bunlardan biri olsa da ister 1000 kişilik alım, ister 100 kişilik alım, ister 2000 kişilik alım, her ne kadar alım olursa olsun biz zaten bu sınava girmeyi kariyerimiz anlamında, hayallerimiz, hedeflerimiz anlamında düşünmüşsek o zaman bu iki kategoriye kendimizi hapsetmememiz lazım. Yani sınav ne zaman yapılır? Kaç kişilik alım olur? Bu iki gündemi inanılmaz bir şekilde zihninde sürekli kurgulayan arkadaşlarım inanın süreçten zarar görüyor, sürecin dışında kalıyor. Ve bakıyorum yıllardır hep böyle benzer arkadaşlarımız sürekli bunları gündem yapıyorlar. Bu ister istemez arkadaşlar sizin hareket kabiliyetinizi kısıtlıyor. Bu sizi motive ediyor olabilir. Ya ben şu an size derim ki bu sene 3000 kişilik alım var, 2 tane de sınav olacak desem tamam motive olduk güzel. Bir ay sonra bizi ne motive edecek? 15 gün sonra ne motive edecek? Ben hepinizi motive edecek bir şey söyleyeyim mi? Bakın hepinizi motive edecek bir cümle kullanacağım şimdi. Hepiniz bence şu kullanacağım cümleye motive olun. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye'de bu mesleklere hazırlık sürecinde öyle kırılma anları olmuştur ki o kırılma anlarını fırsata çeviren arkadaşlarımız başarılı olmuştur. Bakın tekrar ifade ediyorum. Öyle kırılma anları olmuştur ki bu mesleklere hazırlıkta o kırılma anlarını değerlendirenler buradan fırsat elde etmiştir. Nedir o? 2015 yılında Avrupa Birliği müzakereleri kapsamında kişi başına düşen hakim savcı sayısının az olduğu tespit edilmişti. Dönemin Adalet Bakanı 13 binlik hakim savcının 18 bine çıkarılması hedefini basın açıklaması yoluyla ifade etmişti. Bu ifadesinden hemen 6 ay sonra 3500 kişilik alım yapılmıştı. 30 Mayıs 2015 tarihinde. Önceki yıllarda 400-600 alım varken 30 Mayıs 2015'te 3500 kişilik alım gerçekleşmişti. Ondan 6 ay sonra 800 kişilik alım vardı. 70 barajını geçen insan yoktu. 2400 kişi çağrılamamıştı. Bakın bu kırılma. Bu bir kırılma. Diğer kırılma. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimi yaşandı. Ve 4500'e yakın adli, idari, hakim, savcı ihraç edildi. Türkiye'de oran olarak en fazla ihracın yaşandığı mesleklerden biridir hakim savcılık. İkinci kırılma noktası oydu. O 2016 itibariyle 12.500'e yakın hakim savcının bu geçtiğimiz 3-4 yıllık süre zarfında alınmasına sebep oldu. 3800 kişilik Türkiye tarihinin en fazla sayıda alımının yapıldığı sınavdır 2016. 2017 tarihinde Haziran ayında bir alım 2750, yıl sonunda bir alım 1500, 4250 kişilik bir alım gerçekleşmiştir. İkinci en yüksek sayıda alımdır. Dönem itibariyle ikinci, yıl itibariyle en fazla alımın olduğu yıldır arkadaşlar bu. Üçüncü kırılma anını söylüyorum. Şu yaşadığımız dönem. Bakın şu yaşadığımız dönemlerde üçüncü kırılma anıdır. O ilk iki kırılma anını değerlendirenler çok yüksek sayıda alımların çok farklı dinamiklerin yaşandığı zamanı değerlendirdiler. 53 ile 60 ile 65 ile 3000 küsürlerin olduğu bir dönemi yaşadılar. Ve bu arkadaşlarımızın girmiş olduğu sınavlara girebilme ehliyeti olup o fırsatı değerlendiremeyenler 80'lere çıkan puanların az sayıda alımların olduğu bir dönemde ah vah ettiler. Ben de bir hocanız, bir kardeşiniz, bir arkadaşınız olarak 12 dönemdir bu mesleklere öğrenci hazırlayan biri olarak diyorum ki 2022 ve 2023 yılları hakimlik savcılık sınavlarının 3. kırılma dönemidir. Yani fırsat dönemidir. Bu fırsat dönemlerini iyi değerlendirmenizi öneririm. Yıllar geçer, bugünlere dönüp bakarsınız, ah vah edersiniz. Ah vah etmemek için bugünlerinizi, 2022 sınavı her ne zaman olursa olsun, bu sınava girebilme ehliyetinizin olduğu ilk sınava hazırlanmanızı şiddetle öneriyorum. Buna uygun bir disiplinin içerisine girmelisiniz. Mesela
Mayıs grubunda başlayacak akademi öğrencileri. Önümüzdeki ay başlıyoruz. Onlar başlayana kadar, bugüne kadar kayıt olanlara mesajlar gitti zaten. Ne söyledim biliyor musunuz? Size de ifade edeyim. Dersler başlayacağı güne kadar Türkçe, matematik, tarih, yani sınavın 24 soruluk kısmı, 2021 sınavının öğrencileri en fazla olumsuz etkileyen 3 dersi. Bu 3 dersini bugün sistemlerinde görüyor. Gelecek ay eğitime başlayacak öğrenciler. Eğitime başlayacakları güne kadar 24 soruyu halledecekler güncel derslerle. İstedikleri gibi halletseler de halletmeseler de önümüzdeki ay tempolu bir şekilde zaten süreci götürmüş olacaklar. Böylelikle hem bugünümüzü değerlendirebildiğimiz kadar değerlendireceğiz, hem bundan sonraki gelecek ay ders dönemine başladığımız zamanda ondan sınava kadar olan zamanımızı değerlendireceğiz. Yani şu an en mantıklı, öğrenciler sorduğu için söylüyorum, Mayıs ayında zaten sürece başlamak. Bugünleri neyle değerlendirmek? Türkçeyle, matematikle, tarihle. Yani sınavın %24'ünü halledebildiğimiz kadar şu 1-1,5 ayda halledersek ondan sonra tek işimiz hukuk alanı kalır. Stratejik yaklaşmak bu süreçte elzemdir. Her şeyi bir kereden halletmeye çalışma psikolojisi bize kaybettirir arkadaşlar. O nedenle sizlere şiddetle tavsiyem, bugünü yarın demeden, 2022-2023 yıllarının bir fırsat olduğunu unutmadan, ister kendiniz hazırlanın, ister bir yerden destek alın, oturun ders döneminize başlayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Efendim, 2022 sınavı yardımcılık mı olacak, eski usulle mi olacak? Bunu net bir şekilde bakanımız ifade etmedi. Bakanımız şu ifadeyi kullandı. 1 Ocak 2023 yılı itibariyle hakim savcı yardımcılığı yürürlüğe girecek dedi. Şimdi buradan şunu anlayabiliriz. 2022 sınavı eski usulle yapılacak. 2023 yılı itibariyle yapılacak sınavlar yardımcılık olarak yapılacak. Ve fakat Bakan Bey'in orada çok kilit bir cümlesi var. Diyor ki bir geçiş süreci olacak. Bir geçiş süreci. Geçiş sürecinin içerisinde mevcut alımlar devam ederken yardımcılık alımlarını da gündeme alarak bu geçiş süreci tamamlandığında mevcut usulü tamamıyla kaldırıp yardımcılık müessesesini devam ettireceğiz diyor. Çok kilit bir cümledir. Benim buradan algıladığım, yanlış olabilir, 2022 sınavı eski usulle olacak. 2023 yılında 1 Ocak 2023 itibariyle bu kanun yürürlüğe girdiği andan sonra çok uzatmadan bir ara dönem sınavı gündeme alınarak yardımcılık sınavı yapılıp hem 2022'lerin mülakat süreci devam edip akabinde ara dönemde 2023 yardımcılık sisteminde gündeme alarak 2 yıllık mevcut süreci, 2 yıl biliyorsunuz mevcutta, gelecek sistemde 3 yıl yardımcılık, aradaki o 1 yıllık farkı, çünkü tayin, terfi, emeklilik sürecinden kaynaklı 1 yıllık bir boşluk olacağı için o boşluğu da mevcut sistemi devam ettirip geçiş süreci diyor Bakan Bey, yardımcılığı da devreye alacağı bir süreçten bahsediyor. O nedenle bizim 2022'de mevcut süreç, 2023 itibariyle de yardımcılık sınavı sistemi ihtimali çok güçlü duruyor. Çünkü alımlar devam edecek diyor. Alımların devam edecek demesi, ilk sınav zaten 2022. Bu alımların bu şekilde devam edeceği sonucunu doğurabiliyor. Veya mülakatı şu an bitenleri düşünüp, ya şu an zaten mülakatı devam edenler var, yeni alımlar olacak. O yüzden bu tarz konularla bence kafanızı çok karıştırmayın. Bunu tamamıyla meclise geldiği an itibariyle, hangi dönem itibariyle adaylık yardımcılığa dönecek, bunu zaten gerekli açıklamaları yapılacak. Bizim bugünkü gündemimiz, efendim yardımcılığa mı gireceğiz, mevcut sisteme mi gireceğiz, olmamalı. Çünkü bu sınavı veya mülakatı etkileyen bir durum değildir. Bu sizi etkileyen bir durum değil. Siz 100 soruluk müfredatı belli olan bu sınava bugün yarın demeden hazırlanmanız. Üçüncü önemli dönemde, kritik dönem, kırılma dönemi deme sebebim bu. Sınav tarihi sayılarının artma ihtimalinin olabileceği, kontenjanların artabileceği,
2022-2023 döneminin fırsatlarla dolu bir dönem olabileceği ihtimali önümüzde duruyor. Bu şekilde olmasa da bize bir zarar var mı? Yok. Yardımcılık değil, mevcut olduğu bize zarar var mı? Yok. 2500 alım oldu. 1500 alım oldu. Bize şu an çalışmamızı etkileyen bir durum var mı? Yok. Ben size diyorum ki sizin için çok avantajlı bir dönem önünüzde sizi bekliyor. Bu ister alım olarak değerlendirin, ister sınav olarak değerlendirin, ister hazırlık süreci, mülakat sonrasındaki süreç olarak değerlendirin. Dördüncü sınıfların giremeyeceği bir sınav olacağını düşünmüyorum. 2022 sınavının dördüncü sınıfların giremeyeceği bir sınav olacağını düşünmüyorum. Dördüncü sınıfların girebileceği bir tarihte 2022 sınavı yapılacaktır. Yok efendim Haziran Temmuz'da bugüne kadar hakimlik sınavları Haziran'da olmuşsa en son 2017'de oldu 3 Haziran'da yıl sonunda da mutlaka sınav olmuştur. Zaten son sınıflara o yüzden diyorum açılacak ve girebileceğiniz ilk sınava bugünden hazır olun. Siz yıl sonuna doğru yapılacak sınava hazır olmakla mükellefsiniz. Ve bu sizin mezuniyetinize zarar verecek bir takvim oluşturmayacaktır. 20 yıldır Adalet Bakanlığımız buna dikkat etmiştir. Bir teamülü oluşturmuştur bakanlık. Dolayısıyla bu teamüle aykırı 2021 yılı sonrasında 21. sınavında bunu yapmayacakları kanaatini taşıyorum. O yüzden de 2022 ve 2023 sınavlarının mevcut adaylık ve yardımcılıkla alakalı bir geçiş süreci olacağı, bu geçiş süreci ve gelecek yeniliklerin yardımcılıkla alakalı umudun fazla olması, mesleki kalitenin ve verimliliğin arttırılma isteği, bir üçüncü kırılma önemli bir dönem olduğu sonucunu bende yüksek oranda oluşturuyor ki uzun zamandır bende bunu oluşturuyor ve bunu canlı yayınlarımda, seminerlerimde sıklıkla ifade ediyorum. O yüzden şu an son sınıfta olan veya mezun olan, gönlünde, hayalinde hakim savcılık mesleği olan arkadaşlarım, bugünü yarın, yarını öbür gün etmeden ister kendiniz hazırlanın, ister akademiyle hazırlanın, hiç fark etmez. Bugün yarın kültür yetenek dersleriyle başlamak suretiyle tempolu bir şekilde önümüzdeki ilk hakimlik sınavına hazırlanalım. 2022 yılı inanıyorum ki emek veren, gayret eden bütün arkadaşlarımız için güzel bir yıl, başarılı bir dönem olacaktır. Ben yine derleyi toplayıp sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur, iyi olmuştur. En azından zihninizde oluşmuş veya oluşabilecek birçok konuya değinmeye çalıştım. Şöyle bir bakayım. Efendim bir eksiklik, sıkıntı, benim anlatmadığım bir yer varsa da onlara da cevap vermeye çalışayım. Evet, ders çalışmaya dönün. Bak harika. Bizim devam eden ders sürümündeki arkadaşlar nasıl devam ediyor? Arkadaşlar şu an 3000'e yakın akademili öğrenci derste. 3000'e yakın rakibiniz mevcut. Mayıslardan beri şu an ders çalışmaya başladılar. O yüzden rakipleriniz yoldalar. Akademili rakipleriniz, güçlü rakipler bir de bunlar. Yoldalar. O yüzden hayaliniz buysa bu yayınları artık çok takip etmeyi bırakın bence. Bu yayın artık son yayınlardan biri olsun. Artık hedefinizi belirleyin. Yola koyulun. Yol çetin. Yol biraz yorucu. Ama inşallah hayallerinize kavuşacağınız bir yıl olacak. 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl değil bakın. Bir yıldan daha az bir zaman emek vereceksiniz. Ve inşallah sonu güzel olacak. Arkadaşlar İBP kotası. Diğer efendim sizin bana ilettiğiniz anketlerle sizden geri bildirimler aldığım binlerce arkadaşımızın katıldığı biliyorsunuz bir çalışma yaptık. 7 maddede sizin sıkıntılarınızı tespit etmiştim. Bunun raporlama çalışmasını şu an çerçevesi uygun bir hale getiriyorum. Bugün yarın bitiyor. Ankara ziyaretlerim başlıyor. Gideceğim bütün karar vericilere, bana randevu veren bütün karar vericilere gideceğim. Sizin kota başta olmak üzere diğer bütün beklentilerinizi o raporda zaten sizlere ifade etmiştim. Sizler de onaylamıştınız anketlerle. O raporu ben şimdi karar vericilere iletmeye başlıyorum. Bu hafta itibariyle raporlama bittiğinde buradan da duyuracağım. O raporu kullanmak, değerlendirmek isteyen kurumlar, hocalar, öğrenciler de istifade edebilir. Bugüne kadar nasıl yanınızdaysam doğru bir istikamette yürüdüğümüz sürece üslubu beyan aynı ile insan ilkesini aklınızdan çıkarmadan
sağlıklı bir şekilde kendimize güvenerek bu öğrenci arkadaşlarımızın geleceğin teminatı, adaletin sağlıklı tesisi için görev alacak bu kıymetli arkadaşlarımızın veya müstakbel kaymakam adaylarımızın bütün ihtiyacı olduğu konuları yaş sınırı da dahil olmak üzere bunların hepsini derledik, toparladık. Sizlerden de onayları aldık. İletmekle mükellefiz. Yanınızda olmakla mükellefiz. Destekçiniz olmakla mükellefiz. Artık söz karar vericilerin olacak. Ben de inanıyorum ki onlar sizlerin bu duygu düşüncelerine kayıtsız kalmayacaklardır arkadaşlar. Evet. Yükleri sıkıntı yok. Ocaklar, Şubatlar yakında zaten sizlerle de dersim var. Orada taleplerinizi bana iletirsiniz. Elimizden geleni yaparız. Online son grupla alakalı şu an planım yok. Şu an tamamıyla bütün odam Mayıs gruplarının sağlıklı bir şekilde nasıl süreci geçiririz diye. O yüzden şu an bütün gündemimiz Ocak, Şubatlar zaten devam ediyor. Mayıs'ları da kültür yeteneklerle sürecini 1 Nisan itibariyle başlattık. Tempolu bir şekilde 2022 akademileri geliyor. Bugüne kadar ki geçen yıl biliyorsunuz ilk 10'da 7, ilk %61, ilk 300'de 201, toplamda 1342 akademili öğrenci mülakata gitti. Bu sene bütün öğrencilerden söz aldım. Bundan sonraki başlayacaklardan da söz alacağım. Geçen yıldaki başarıyı, olağanüstü bir başarıdır bizim için, onu unutturacak bir başarı elde edeceğiz. Bu arkadaşlarımızın hepsini ismen açıkladık. Şeffaflık bizden başlayacak ki sizlere de bu yayılsın ve mesleklerinizi aynı şeffaflıkla, aynı istek ve arzuyla yapın arkadaşlar. Evet. Mayıs grupları tabii ki geç değil. Başlıyoruz dedim ya. 1 Nisan'da Mayıs grupları zaten Türkçe matematik tarih kültür yetenek sistemiyle sürece girdi. O yüzden bugün yarın demeden Mayıs'lara dahil olmanızı öneririm. Cevaplamadığım bir soru varsa alayım yoksa yayını kapatayım. Ramazan. Yine ben böyle heyecanlı heyecanlı konuşuyorum. Dilim damağım kuruyor. Seminerle nasıl yapacağım bilmiyorum. Çarşamba günü de Erzincan'dayım bu arada. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyim. Bir gece kalacağım. İftardan sonra Erzincan'daki arkadaşlarımızla da buluşurum inşallah. Orada bir çay kahve içeriz. İftardan bakarsanız sahura kadar bir sohbet ederiz yani. Orada bir araya geliriz Erzincanlılarla. İnşallah bir sonraki seminerlerimde duyurusunu yapacağız. Çok güzel seminer programlarımız, planlarımız da var. Onu söyleyeyim. Birçok ile yine geliyorum. Kırklareli'ye kadar geliyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul'daki üniversitelerdeyim. Sonra devam. Evet. Sınavlara göre zaten seminerler ayarlanıyor Sinem. Sıkıntı yok. Ben Mayıs'ları öneririm arkadaşlar. Mayıs'ları. Mayıs'tan sonrasına ne kadar az arkadaşımız kalırsa o kadar iyi. Ne kadar Mayıs'a kayıt olursak o kadar avantajlı olur sizin için. Erzincan inşallah geliyorum. Valla aynı soruları soruyorsunuz. Yayını kaydedeyim orada izleyin olur mu? Çok detaylı bahsettim zaten. Bu evet sevgili kardeşim Burak. Evet. Yapıyorum zaten. Kaymakamlık Akademisi öğrencileriyle rehberliğimiz devam ediyor. Yakında yine buluşacağız. Gaziantep'e geliyorum. İnşallah Antep'e geliyorum. Evet. Davet gelen hiçbir üniversiteyi kırmadım. İnşallah Antep'e geliyorum. Hem Gaziantep Üniversitesi'ne hem Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne geliyorum. Antep'te Ramazan ayı içerisinde bir Antep Mersin'e geliyorum. Onu söyleyeyim. Yanlış olmasın. 18 Nisan Pazartesi'ye geliyor galiba. Mersin'deyim. Sonra Antep'teyim. Oradaki arkadaşlarımızla da buluşacağız. Liyakat ehliyet sahibi, ülkesini, vatanı, milletini, bayrağını seven, bu millete sağlıklı bir adalet sistemini tecelli edecek arkadaşlarımızın yanında olmayı görev atfediyorum. Yanınızda olacağım. İnşallah gücüm, enerjim, sağlığım el verdikçe yanınızda olacağım. Gün gelecek. Dönüp bu günlere baktığımızda da baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış diyeceğiz. Oh be! Şükredeceğiz arkadaşlar. Çağ Üniversitesi'ne geleceğim Mersin'de. Tamam. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Davetleri akademiye bildirin. Akademi benim takvimimin içerisinde. Nereye koysalar bana hocam şuraya gidin diyorlar. Gidiyorum. Sıkıntı yok. Siz akademiye davetlerinizi iletin. Ben de geleyim. Bütün masraflar bana ait. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Mülakatlarla alakalı da adli tatilden önce, bayramdan sonra o arada açıklanması planlanıyor diye görüyorum, öngörüyorum, düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben adli tatilden sonraya kalmayacak bu. Mayıs-Haziran'da açıklama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yaptığım görüşmelerde bunu da ifade etmiş olalım. Seminerlerimin duyurusunu ayrıca sayfamda, akademi sayfasında paylaşacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Görüşmek dileğiyle.